Merhaba arkadaşlar, ben Cüneyt Hoca. Mutlak değer 3. testte karşınızdayım. Mavi bir test. Mavi testlerin ilki. Hemen başlıyorum. Birinci soruyla başlayalım. A'ymış, AB'ymiş, B artı C'ymiş. Sayı doğrusu üzerinde gösterilmiş. BC burası, AB burası, A burası. Bir kere A pozitif sayı. Kesin. Ve ben A sayısını gitmişim B ile çarpmışım, pozitif olmaya devam etmiş. Demek ki B sayısı da pozitif. B sayısı pozitif ama C sayısı öyle bir negatifmiş ki toplanınca onu negatif yapmış. Yani A pozitif, B pozitif, C negatif sayı olmuş olur. C'den A çıkartıyorum. Küçükten büyük çıkarsa eksi olur. A ile B'yi topluyorum. İki tane büyük artı olur. Eksi C, C negatifti. C eksi C zaten pozitif oldu. O yüzden olduğu gibi çıkaracağım. Şimdi içi eksi olanları eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Eksi C artı A. Burada bir eksi var zaten. A artı B'yi olduğu gibi çıkarttım. Artı C oldu. Çünkü bu olduğu gibi çıkacaktı. İçerisi pozitifti. Eksi C artı A. Eksi A. Eksi B artı C oldu. Bunlar gitti. C'ler de gitti. Ne kaldı? Eksi B kalmış oldu arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Bak, mutlak değerle alakalı uzun ve şıklarda genelde mutlak değerli ifade sorulan sorularda şunu yapıyoruz. Aşağıda atmosfer katmanları ve bu katmanların kilometre türünden kalınlıkları verilmiştir. Bu atmosfer katmanları verilmiş ve diyor ki kalınlıkları şekilde verildiği gibi olduğuna göre mezosferde bulunan bir noktanın A noktasına uzaklığı. Şimdi mezosferde bulunan bir nokta ya minimum 70 metrededir. Ya da 84'ü de üzerine koyarsın, 154 metrededir. 70 ile 154 arasında bir sayıda olacağım. Peki 70 ile 154 arasında bir sayıyı şıklardan hangisiyle elde edebilirim? Bak, en rahat böyle yaparsın. Formülleri var. Şıkları çıkarabiliyorsun. Fakat şimdi ben bu eşitsizlikleri çözdüğümde şıklardaki 70 ile 154'ü arayacağım. Bir kere 52 olsa attım, 154 olmaz. 42 olsa 154 olmaz. Bunlar kalabilir ama şurası nedir? 102 ile x eksi 52 eksi 102 arasındadır. Bu aralıkta da negatif olamayacağına göre sol tarafa attığında Denizli'yi denedik. Bak şimdi Bursa'yı deniyorum. X eksi 112 küçük eşittir 42, küçük eşittir eksi 42 dedik. Her tarafa 112 ekledim. Buradan 70 geldi. X ne geldi? 154 geldi. Gördüğün gibi bak ne oldu? Her iki sınır değeri de istediğim olmuş oldu. Önce şu sınır değerlerini bul. Sonrasında şıklara bakarsın. En rahat ve en hızlı bu şekilde yaparsın. Yoksa nedir? 154, 70, 214. Yarısı 112. Bak ne olacak? Ortası 112. Bu da bir seçenek. Formülümüz de bu. İkisini de gösterdik. Hangisini istiyorsan kullan. Mutlak eksi x diyor. 3'ten küçük eşittir. Eğer mutlak değer küçük aralıkta sıkışmışsa, küçük taraftaysa, ben onu sıkıştırarak yazabilirim. Sonra diğer tarafta da y artı x eksi 8 eşittir 0 yazıyor. Y'yi yalnız bırak. Y eşittir 8 eksi x değil mi? Ben burada y'yi 8 eksi x'e eşitlediysem, ben buraya her tarafa 8 eklerim. Eksi 8 ekleyince artı 5 oldu. Küçük eşittir 8 eksi x 11. Şimdi şu arkadaş y değil mi? 5 küçük eşittir. Y küçük eşittir 11 oldu. Ne olur yani? 5 olur. Nereye kadar? 11'e kadar. Şimdi 5'ten hatta direkt yazabiliriz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dedik. Ortanca kim? 8. Kaç terim var? 56 gelmiş olur arkadaşlar. Gördüğün gibi eğer mutlak değer küçük taraftaysa araya sıkıştırarak yazıyorum. Geldim dördüncü soruya. Uzun bir soru. Aşağıda içerisinde farklı sıcaklıkta su bulunan kaplar verilmiştir diyor. İçinde suyun sıcaklığı 18 derece olan A kabının içine eşit hacimli sıcaklıkları X, Y ve Z derece olan sıvılardan sadece X ekleyince eksi 4. Şimdi 18 derecelik bir sıcaklığı eksi 4 yapabilirim X eklersem. 2 yapabilirim. Y eklersem eksi 6 yapabilirim. Z eklersem. En küçük kim yapmış? Eksi 6. Demek ki Z bunların içindeki en küçük sıcaklığa sahip. Çünkü karıştırınca en aşağı o çekmiş. Sonra X
sonra Y olacak şekilde. Çünkü en büyük sıcaklığa Y getirmiş. Demek ki onun sıcaklığı o kadar küçük değil. Tamam, artık şu eşitliği aldığıma göre, şurayı aldığıma göre artık mutlak değer soruma geçebilirim. Tamamen bunu yazdırmak için verdi. İçine karar vereceğim. Mutlak değerlerin içine karar vereceğim. Z'den x çıkarıyorum. Küçükten büyük çıkar. O yüzden eksi z artı x eksiye çarptım. Arada bir eksim var, onu dokunmuyorum. X eksi y küçükten büyük çıkmış. Bu da eksi x artı y olur. Artı y eksi z büyükten küçük çıkmış. Y eksi z olmuş. Sonrasında eksi z artı x artı x eksi y artı y eksi z, y'ler gider. Ne kalır? 2 tane x eksi 2 tane z olmuş olur. Zaten benden de istediği buydu arkadaşlar. Bunu da hallettim. Ve ilk sayfamın son sorusuna geldim. Mutlak a diyor. A'dan büyükse. Şimdi o zaman mutlak a'dan büyükmüş. Şimdi a diyor pozitiftir diyor. A sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi bir kere mutlak a'lı bir değer olduğu gibi çıkmıyorsa, bir kere diyelim ki a 7 olsun, yani dediği gibi pozitif olsun. Mutlak 7, 7'den büyük olur mu? Olmaz. Tam tersi, a dediğim sayı negatif bir sayı. Mesela eksi 7 koy, dışarıda eksi 7, bak gayet doğru olur. O yüzden birinci öncül yanlış olmuş olur. Mutlak b, eksi b ise diyor b sıfırdan küçüktür. Şimdi her zaman sorusu olduğu için karşımdakini çürütmeye çalışıyorum. Diyor ki dışarı diyor eksi b diye çıkarsa b negatif. İlk bakışta doğru gözüküyor. Evet, içerisi negatifse dışarıya eksiyle çarpılıp çıkar. Fakat diyelim ki b sıfır olsun. Eksiyle çarp sıfırı yine sıfır. Yani burada bir tuzak var. Sıfır olma ihtimalini göz önünde bulundurmamış. Her zaman doğru değildir o yüzden. Mutlak c eksi c. Şimdi mutlak c eşittir c ise. C diyor sıfırdan büyük eşittir. Yani dışarıya olduğu gibi çıkıyorsa ya pozitiftir ya sıfırdır. Yani bunu çürütemedim, o yüzden yalnız 3 doğru seçenek olmuş oldu. Geldim 6. soruya. Mutlak x eksi 4. Mutlak 2x eksi 4, 2x eksi 4 diye çıktıysa demek ki o zaman 2x eksi 4 sıfırdan büyük eşittir. Çünkü olduğu gibi çıkmış. X eksi 7 dışarıya eksiyle çarpılıp çıktıysa demek ki x eksi 7 sıfırdan küçüktür. 2x 4'ten büyük, x 2'den büyük. Aynı x 7'den küçük. 2'den büyük, 7'den küçük ne olur? 2, 3. Bana ne lazım? 2x artı 5 bölü 3 lazım, pardon. Şimdi 2 ile çarptım. 4 küçük eşit 2x küçüktür 14. 5 ekledim. 9 küçük eşit 2x artı 5 küçük 19. Her tarafı 3'e böldüm. 3 küçük eşit 2x artı 5 bölü 3 küçüktür 19 bölü 3. Aradaki en büyük tam sayı değeri bu. 6 küsurlu bir tam sayı olduğu için en büyük tam sayı 6 olmuş olur arkadaşlar. Bunu da hallettik ve geçtik. Geldik 7. soruya. Mutlak değeri farklı bir bakış açısı kazandırmışız burada da. Mutlak A. Mutlak değer A olmak üzere. Bu bildiğimiz mutlak değer. Ama üstten alttan çizgi çektiğimde büyük olanı eksiyle çıkarıyormuş. Küçük olanı olduğu gibi çıkarıyormuş. Sıfırsa direkt sıfır diye çıkarıyormuş. Yani bu mutasyonlu bir mutlak değer. Ya farklı bir bakış açısı. Şimdi o zaman üstten alttan 3 kaldı. Normal mutlak değer eksi 3 çünkü orası içerisi. Artı yine üstten alttan x artı 1 eşittir eksi 8. Şimdi 3 diye bir sayı var. Pozitifmiş, eksiyle çarpılıp çıkıyor. Artı üstten alttan x artı 1 eşittir eksi 8. Tamam, üstten alttan x artı 1 ne oldu o zaman? Eksi 5 oldu. Üstten alttan eksi 5 ise ne yapıyormuşum? Dışarıya eksiyle çarpılıp çıkarmışım. Eksiyle çarpılıp çıkarttıysam demek ki o zaman içerisi x artı 1 neymiş? Bir kere içerisi 5 olduğu için de eksi 5 çıkmış olabilir. Mutlak değerdekini hatırla. Normalde ne yapıyorduk? Bir eksilisine bir artılısına. Aynı x artı 1 eksi 5 olduğu için de eksi 5 çıkmış olabilir. X 4 veyahut x eksi 6. Şu 1, şu 2. Alabileceği değer iki değerin çarpımı eksi 24 gelir arkadaşlar. Yani gördüğün gibi
ne yaptık? İfadeyi mutlak değerin bir değişiği gibi yaptık. Sadece ama bütün dinamikleri aynıydı. Eksi artı kökleri aynı yorumu yaptık. 3 küçüktür mutlak x eksi 1, küçük eşittir 7 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi iki değer arasında ya bak sayı doğrusunda gösteriyorum aslında anlatmak istediği şeyi. Şimdi şura 0, şura 3, şura 7. Eksi 3, eksi 7. İstiyor ki uzunluğu, uzaklığı 3 ile 7 arasında olsun. Bak bir burayı istiyor, bir de burayı istiyor. Yani farkındaysan her iki aralığı da almam lazım. X eksi 1, 7'den küçük, 3'ten büyük. Aynı x eksi 1, eksi, burada eşitlik yok bu sefer. Eksi 3'den küçük, eksi 7'den büyük. X burada 8'den küçük, 4'ten büyük. Eksi 6 küçük eşit, x küçük eşit, eksi 2. Ne yaptık burada? 4 ve 8 arasında, eksi 6 ile eksi 2 arasında dedik. Kaç farklı diyor? 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Burada eşitlik yok. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3. 4 tane de burada var. Toplam 8 farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar. Geldik 9. soruya arkadaşlar. A, B mutlak A eksi B oluyormuş. Mutlak değere yine bir ifade getirilmiş. O zaman x 3 ne olur? X eksi 3 mutlak değer içinde olur. O zaman ne olur? 6 eksi x mutlak değer içerisinde olur. Eşittir 18. Şimdi mutlak x eksi 3 artı 2 tane 3 eksi x eşittir 18. Daha önce ne konuştuk? X'ten 3 çıkarırsan veya 3'ten x çıkarırsan aynı şey olur. Yani demek ki burada 3 tane x eksi 3 var. O da 18 oldu. X eksi 3 mutlak değer içerisinde neymiş? 6'ya eşitmiş. O zaman x eksi 3 benden ne istiyor? X'in alabileceği değerlerin çarpımı. O zaman x eksi 3 ya 6, x buradan 9. X eksi 3 buradan ya eksi 6, x buradan eksi 3 gelir. Bir 6, hayır buradan x de 9 geldi. Yani x buradan 9 veya eksi 3. İkisinin çarpımı da eksi 27'dir. Şu ikisi benim x değerlerim oldu. Geldim 10. soruya. X değişkenin bulunduğu aralık aşağıdaki seçeneklerden hangisinden seçilirse 3 eksi x ve x eksi 7 ifadesinin sonucu her zaman sabit gerçel sayı olur. Bir kere şurası 3, şurası 7 olsun. 3'ten önce mesela 2, 1, 0 gibi değerler seçersem ne olur burası? Olduğu gibi çıkar 3 eksi x. Arada eksi var. 3, yine 3'ten küçük değerler verdiğimde burası eksi x artı 7 olur. 3 eksi x artı x eksi 7. Bunlar gitti. Eksi 4 kaldı. Burası sabit değer aralığı olmuş oldu galiba. Bir dursun. 3 ile 7 arası bir değer verdim. Mesela 4, 5 gibi bir değer verdiğimde şu mutlak değer eksi ile çarpılır. Eksi var arada. 3 ile 7 gibi bir değer verirsem ne olur? O da eksi olur. Eksi x artı 7. Eksi 3 artı x artı x eksi 7. X'ler gitmediği için bu şekilde kalır. Sonrasında 7'den büyük değerlere bakıyorum. Eksi 3 artı x eksi x eksi 7 bu olduğu gibi çıkar. Eksi 3 artı x eksi x artı 7 olur. Bunlar da gider. Ne gelir? 4 gelmiş olur. Hangi aralık seçilirse. Şimdi şıklara bakıyorum. Eksi 4'ten küçük, 3'ten küçük değerler var. Bir de 7'den büyük değerler var. Şimdi hangisi mevcut şıklarda? O da Denizli'de mevcut dedik. Geldim 11. soruya. K, A, B sayısı A sayısının B sayısının uzaklığı olarak tanımlanıyor. X de 3'ten büyük. Ve o zaman ne yaparız? X'in 2'ye uzaklığı, 3'ün X'e uzaklığı. Tamam. X'in 2'ye uzaklığı nedir? X 3'ten büyük olduğu için olduğu gibi çıkar dışarıya. Eksi x 3'ten büyükse eksi 3 artı x diye çıkar dışarıya. X eksi 2 artı 3 eksi x. Tamam bunlar gitti 1 kaldı. Cevabımın 1 olması lazım. X'li olanlardan zaten 1 çıkmaz. 2 ile 3 arasındaki mesafe 1'dir. Mutlak değer arıyorum çünkü. O şekilde yaptık ve Ceyhan'ı işaretledik. Geldik 12. soruya. Yine zaten bir mutlak değer aralığı. X 56 yaşı üzerinden, devlet 56 yaşın üzerinde ve 18 yaşın altında olan vatandaşlara sosyal yardım yaparken
Diğer yaş gruplarına ise çalışan veya çalışabilecek yaşta oldukları için sosyal yardım yapmamaktadır. Sosyal yardım alabilen vatandaşların yaş aralığı. Yani ne olması lazım? 0'dan 18'e kadar ya da 56'dan büyük. Bir kere iki farklı aralık olacak ya. Daha önceki sorularda ne demiştim? Eğer mutlak değer sayıdan büyük taraftaysa iki farklı aralık olur. O yüzden küçük tarafta olanları zaten kafadan eledim. Sonra baktım bu tarafa, diyorum ki 18, istediğim bir bu aralık bir bu aralık. İşte x eksi 19, işte 37'den büyük. X eksi 19, eksi 37'den küçük. Şimdi burası olur, tamam 56 olur da x burada negatif çıkar. Yani burası o yüzden olmaz. O yüzden ne yaptık? C'ye baktık. X eksi 37. Şimdi 19 dediğimde burası tam 56 çıkıyor ama eşitlik istemiyorum. Çünkü 18 yaşın altında ve 56'nın üzerinde, yani 56'yı ve 18'i istemiyorum. O zaman x eksi 37, 19'dan eşitlik yok. Eşitlik yok. 19'dan büyük. X o zaman 56'dan büyük. X eksi 37, eksi 19'dan büyük. X burada 18'den küçük. Yani o 56'dan büyük ve 18'den küçük olan aralık Edirne'de mevcut arkadaşlar. Ne yaptık? Bunu da hallettik. Üçüncü testi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.